Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pakistan merkezli AAJ Haber Ajansı'nın programına konuk olan Pakistanlı emekli General AVM Rizvan Riyaz ile TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nin Türkiye-Pakistan işbirliğinde yürütüldüğünü açıkladı. Pakistan'ın AZM projesi kapsamında edindiği birikimler Türkiye'nin Milli Muharip Uçak kapsamında edindiği birikimler ile ortak kullanılacak ve iki ülkede uçağın tasarım ve imalatında yer alacak. Programa katılan konuklar, Muhammed Sohail Sajid Pakistan'ın TUSAŞ Ofisi Başkanı, Profesör Doktor Temel Kotil TUSAŞ Genel Müdürü, Doktor Rizvan Riyaz RIC Rektör Yardımcısı ve NST Başkan Yardımcısı, Mehmet Demiroğlu Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, Pakistan'ın 2017'de duyurduğu AZM projesi kapsamında Pakistan'ın gelecekteki ihtiyaçlarına göre Çin ile ortak geliştirilen JF-17 Thunder savaş uçağından elde edilen birikimlerin desteğiyle 5. nesil savaş uçağı geliştirilmesi hedefleniyordu. Pakistan Havacılık Kompleksi proje için havacılık araştırma, yerleştirme ve geliştirme birimini kurmuştu. Indian Defense sitesinin 2019'da yayınladığı bir haberde Pakistan'ın, Çin'in 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı J-31'in yanında TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu Milli Muharip Uçak ile ilgilendiği ve seçilecek platformun Pakistan Hava Kuvvetleri'nin 5. nesil savaş uçağı geliştirme projesi olan PAF Project AZM için temel olacağı iddia edilmişti. Mart 2021'de Bloomberg Haber Ajansı tarafından yayımlanan bir haberde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pakistanlı mevkidaşlarıyla 5 kez görüştüğü ve en son Ocak ayında yapılan üst düzey görüşmelerin ana odak noktasında Milli Muharip Uçak ve Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SIPER projelerinin olduğu iddia edilmişti. Savunma sistemlerinde verdiği büyük ölçekli siparişler ve iki ülkenin sahip olduğu güçlü bağlar Pakistan'ın, Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak'ta potansiyel bir ortak olarak ifade edilmesinde etkili olmuştur. Son 10 yılda Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi işbirlikleri arasında en yaygın bilinen örneklerden biri PN Milgem adı altında gerçekleştirilen ilk Milgem ihracatıdır. Pakistan istenilerine göre özelleştirilerek 4 adet inşası talep edilen PN Milgem gemilerinin hepsinin inşa süreçleri devam ediyor. Birinci PN Milgem gemisi olan PNS Babur 11 Ocak 2022'de İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda havuza girdi, planlı ve uzun bir havuz süreci sonrası liman testlerine başlayacak. Üçüncü PN Milgem gemisi olan PNS Badr'ın inşası ise tüm hızıyla Karaçi'de devam ediyor. 2022'nin ilk yarısında geminin Karaçi'de denize iniş için çalışmalar devam ediyor. İkinci ve dördüncü PN Milgem gemileri PNS Kaybar ve PNS Tarık'ın da inşası devam ediyor. Ayrıca PN Milgem'in devamı sayılabilecek IDF-21'de sergilenen Cina sınıfı fırkateynler için de dizayn çalışmaları devam ediyor. Cina sınıfı PN Milgem'e göre daha yüksek bir deplasmana sahip olacak havacılık alanında ise IDF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilen törenle Türkiye, savaş uçağı pilotlarının eğitiminde kullanılacak olan 52 adet Süper Muşak uçağını Pakistan'dan almak için sözleşme imzalamıştı. Tedarik edilecek eğitim uçaklarının test uçuşları Şubat 2021 itibariyle devam ediyor. Pilotların başlangıç eğitimlerinde kullanılan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alacak Süper Muşak başlangıç eğitimi uçağı ile eğitim maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra başta akrobasi olmak üzere ilave özelliklerle eğitim kalite ve kapasitesinin artırılması planlanıyor. Ocak 2021'de Pakistan'ın Çin ile birlikte geliştirdiği JF-17'nin en gelişmiş sürümü olan JF-17 Block 3 savaş uçağının yerel üretimini başlatmak için düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin Pakistan'dan alacağı Süper Muşak eğitim uçağı görüntülenmişti. Süper Muşak şu ana kadar 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi. İki ülke arasındaki işbirliğinin uzay alanına da genişlemesi olasılıklar dahilinde, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin uzay çalışmalarını anlatan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin coğrafi şartlarının müsait olmadığını ancak Pakistan'ın Türkiye ile uzay limanı projesini gerçekleştirmek için çok istekli olduğunu açıklamıştı ve bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü ifade etmişti.